Günaydın, günaydın sevgili izleyiciler, 360 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben annem de beraberiz yepyeni bir haftada. Güzel, güneşli, güzel günler bizleri bekliyor. Harika bilgiler vereceğiz yine ben annem de. Sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşın sevgili anneler. Yeni anneler ve anne adaylarını ilgilendiren iki güzel konu ve konuğumuz var bugün. Öncesinde yeni doğum yapar yapmaz biliyoruz ki bebeklerimizde masaj çok önemli ama nasıl yapmalı, ne kadar süreli yapmalı konuşacağız. Hemşire, emzirme, eğitmeni, hamilelik danışmanı İsra Ertuğrul bizimle beraber olacak. İkinci bölümde de doğum öncesi tüm annelerin telaşı hastane çantası. Acaba bu çantada neler olmalı? Alışverişle ilgili bebek alışveriş koçu bizimle beraber olacak. Kim? Gizem Köseoğlu Yılmaz. Ekran başında kalın, hemen yeni doğan bebeklerimize masajla bizler başlıyoruz. Hoş geldiniz Esra Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Yine bizim burada maket bebeğimiz var. Masajın ne kadar önemli olduğundan şöyle bir bahsedelim. Hı-hı. Ve özellikle yanlış ve hırpalayıcı masajlardan da kaçınacağız tabii yeni doğan bebekler. Evet, yani genelde yani masaj anneyle bebeğin, babayla bebeğin arasındaki ilişkiyi güçlendiren, büyümesine etkili olan, ayrıca da dokunduğunuzda annenin sütü yapan oksitosin hormonunu da arttırdığı için ayrıca da anne sütü arttıran bir eylem. Hı-hı. Ve bebeklerin gerçekten çok sevdiği bir durum. Ama bazen illa masaj yapacağım diye bebek ağlarken zorla masaj yapılıyor. O da onu yapmamak lazım. Ama işte yıpratıcı olabilir. Ve dokunmanın güzel bebeğe bir mesaj verirken o birden mesaj tam tersi haline gelebilir. O yüzden bebeğimizden önce izin almak. İzin aldıktan sonra eğer isteği olsa istediği şekilde de devam etmek burada çok önemli. Evet, ağlarken tabii biz masajla onu susturabileceğimizi de düşünüp o anda tabii bir iletişim problemi de oluyor. Yeni doğanda daha henüz anne ile bebek arasındaki değil mi iletişim tam oturmamış olduğu tabii için. Tabii anne şeyi ilk başta şeyi algılayamıyor. Niye ağlıyor? Hani hı-hı, aç mı ağlıyor? Uykusuz mu? Altı mı kirlendi? Yani nedir sıkıntı onu anlayana kadar bir süre geçiyor. Zaten o sürede bence birazcık daha günlük rutini kendin olan duruma bırakmak lazım. Hayat biraz daha normalleştiğinde yani bebeğin emmesi, işte emziriyor mu, mamayla mı besliyor, uykuları biraz düzene girdikten sonra masajı da günlük rutine koyduğunuzda özellikle gece uykularını çok düzenleyen bir şeydir. Ve bebeğin hem ben genelde banyo, arkadan masaj, sonra pijamalarını giydirip uykuya geçişi tavsiye ediyorum annelere. Ve bu rutinde devam ettiğiniz zaman bebek suya girdiğinde ya da masaja başladığınızda uyumayı kendini kodlamış oluyor ve sonrasında gece uykuları daha uzun ve daha sağlıklı olabiliyor bebeklerde. Evet, bebekler rutini de seviyor zaten. Hep söylüyoruz. Düzenli, aynı saatte, aynı şekilde yapılan. Aynen öyle. Ya ilk yıl rutin yıldır. Şimdi şöyle düşünün. Hayatınızda ilk defa çalışmaya başladığınızda bir yere gittiğinizde size her yeri anlatır. Bir oryantasyon süreci vardır. Hı hı. İşte bu bebeklerdeki bir yıl. O bir yıl içerisinde yaptığınız her şey bir adım olarak ona öğretiyorsunuz. O yüzden o suya girdiği zaman rahatlayacağını, arkadan ona çok güzel dokunarak o masajlık yani iyice gevşeyeceğini ve uyuması gerektiğini öğreniyor. Ve aynı düzen hayatı da kolaylaştırıyor bebekler için. Peki doğduktan ne kadar sonra biz başlayabiliriz masaja? Esasında hemen başlanabilir. Hı. Ama yani benim tavsiyem anne ile bebek biraz kendine geldikten sonra bir 15-20 gün bir geçsin. Belki bir ay geçsin. Artık anne zaten hazır hissediyordur o dönemde. Hı. Göbek bağı düşmesi falan o dönemi bir atlattıktan sonra sonra günlük rutinin içerisinde yer alabilir. Bu akşam banyosundan sonra da olabilir. Bazı bebekler mesela ben öyle bir bebekmişim. Eğer banyo yapıp yatırdığında annem akşam tam tersi uykum açılıyormuş. Hmm. Eğer öyle bir bebeğiniz varsa yani uyuyacağında tam tersi cin gibi oluyorsa öğlen uykularından sonra bu bebek masajını yapabiliriz. Yine anne ile bebek arasında karar verebileceği bir şey esasında. Bu tamamen anneye kalmış hangi anda kullanacağı. Şimdiki dönemlerde bunu adlandırıp masaj dedik adına aslında bütün anneler aa canım ne masajı masaj mı vardı gibi şeyler düşünüyor belki ama aslında farkında olmadan bütün anneler bebeklerine masajı yapıyor. Değil aynen mi? Aynen öyle. Yıkadıktan sonra yağlarken, kundaklarken. Aynen öyle. Şimdi bebeklerin cildi doğdukları zaman kuruya yakındır. Siz zaten pupul dökülen bir cildi görünce bebeği alıp elinize kremini vücudunu yağlıyorsunuz ve nemlendiriyorsunuz. Esasında bu bir tekniği var evet ama tekniği unutmuş olmanız önemli değil. Önemli olan bu içinizden geldiği gibi bebeği dokunarak o masajı yapmaktır. Evet, içgüdüsel zaten anneler evet, biraz böyle yani dokunuyor. Ne ihtiyacı olduğunu hissediyorsunuz bebeği zaten. Peki hadi o zaman gösterelim. Tamam. Mesela bebeğimiz kaç aylık olsun? Yani bu 1,5-2 aylık bir bebek olsun. 1,5-2 aylık bir bebek. Ben yeni doğan bebek
bebeklerde daha çok losyonu tavsiye ediyorum. Daha krem gibi. Hmm. Böyle 6-7 aydan sonra da bebek yağları olabilir. Daha, ha, yani yağ sanki çabuk kaydığı için yeni doğanda yağ daha ya, çok tercih yağ ediliyor. Yağ şey gibi, biraz daha vücudu nemli bırakmak lazım. Yeni doğan bebek dedi, bebek anneler yıkınca hemen böyle iyice kuruluyorlar. Hmm. O yüzden de yağ kullandığınızda hızlı tekrar çok hızlı emiliyor ve daha fazla ihtiyacı oluyor bebeğin. O yüzden ilk dönemde biraz daha nemlendirici ve 6-7 aydan sonra da nemlendiriciyle masaj yapmak zor olduğu için de o zaman da tombikleştiğinde de yağ bebek geçecek. Yağını tavsiye ediyorum. Ama yeni doğan itibariyle de yağ kullanılabilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Benim kendi tercihim böyle. Evet, peki o zaman ne yapacağız? Ne edeceğiz? Şimdi önce bir yıkadığımızı farz ediyoruz. Evet, yıkadık ve bebeğimizin nemini aldığımızı düşünüyoruz. Elimize önce bebek yağımızı ya da losyonumuzu alıyoruz. Bebeğe dokunmadan, bebeğin vücuduna da sıkmıyoruz. Elimizde güzelce ısıtıyoruz bebeğimizi. Evet. Ve bebeğimizden önce izin istiyoruz. Benim oğlumu. Nasıl isteyeceğiz o izni? Yani izin verdiğini farz ediyoruz tabii. Hayır, ama nasıl? Dokunmadan. Şimdi ağladığını farz edeyim ben. Önce sakinleştiriyoruz. Sakinleştiriyoruz ve yatırıyoruz. Evet, bir ağlamayacak. Zaten göz teması halinde olacaksınız. Ve önce dokunmadan diyeceğim ki işte altıcığım bana izin verir misin? Sana masaj yapabilir miyim? Ondan zaten benim sesim ve konuşmamdan dolayı bana izin verdiğini böyle düşünüyorum. Böyle bir bakmaya başlayacak. Evet. Ondan sonra önce bir durgun dokunuş. Önce vücuduna bir dokunacağım. Beni bir hissetsin. Sonra aşağı doğru inip bacağını biraz az yağ almışım. Şöyle alayım hemen. Bacağını güzelce bir yağlıyorum. Yukarıdan aşağıya. Ve kasıktan ayak bileğine doğru şu şekilde sanki bir şey süt sağarmış gibi masaj yapıyorum. O kendini bırakacak evet, zaten. Sonra güzelce ovuşturuyorum. Ayak altına geldiğimde ayak altını küçük küçük masajlar yapıyorum. Parmaklarının her birini dokunurken hem küçük dairesel masaj yapıyorum hem de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 aldım. Yukarıdan aşağı ayak parmaklarından bileklerine doğru dokundum. Sonra sanki halılı varmış gibi ayak bileğinin etrafına masaj yaptım. En son yukarıdan aşağıya doğru, demin aşağıdan yukarı yapmıştık. Böylece de enerjiyi içeriye doğru veriyorum ve doğal olarak bebeğin birazcık daha sakinleşmesi ve uyumasını istiyorum. Sonra bebeğimin ayağını bastırıyorum ve bekletip diğer bacağına geçiyorum. Aynı şekilde diğer bacağını yaptıktan sonra koluna geliyoruz ve yine elindeki yağ durumuna bakıyorum. İyiyse ki benim elim biraz fazla aldığım için iyi. Önce bir yağlıyorum. Yine aynı şekilde aşağıdan yukarıya dokundum. Küçük küçük masajlar yaptım. Elini aldım. Güzelce elini seviyorum. Bu arada göz temasını kuruyorum ve konuşuyorum bebeğimle. Bir şeyler konuşarak, söyleyerek değil sonra mi? Sonra avucun içine güzelce her noktasına dokunuyorum. Parmak aralarına dokunarak da yine parmaklarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Eline ve parmaklarına şu şekilde dokunduğunuzda vücudumuzda bizim böyle gıdıklandığımız noktalar vardır. Ensemiz, ayak altı, parmak araları gibi. Çok az dokunulduğu için esasında. Eğer bebeğe daha fazla masaj yaptığınızda oraya fazla uyaran aldığı için esasında gıdıklanma da az olacaktır. O yaşlarda bebekte bir gıdıklanma şeyi var mı? O tepki verir mi? Tepki verir ama ilk üç ayda bebeklerin elleri kapalıdır. Açabildiğiniz ölçüde açıyoruz. İlla böyle parmaklarını açmaya uğraşmıyoruz ama 3 aydan sonra da ellerini ağzına getirdikleri için eğer siz herhangi bir bebek kremi kullanıyorsanız ağzına getirmesini çok istemiyoruz. O zaman böyle daha yenilebilir yağlar dediğimiz zeytinyağı gibi, Hindistan cevizi yağı gibi yağlar kullanılabilir masajda. O zaman da bileğin iç kısmını sürüp bekliyoruz akşamdan. Sabah kalktığımızda burada kızarıklık yoksa vücudunu kullanabiliriz o yağı. Evet, o zaman önce ağzına bir alerji var mı sıkıntı diye olmayacak. Evet. Sonra kolunu bu sefer tekrar yukarıdan aşağıya yani bilekten kollara doğru getirip yine bitiriyoruz. Gövdesine geldiğimde yine elime yağ aldım, bekletiyorum. Göğüslerinden sanki kitap açar gibi göbek doğrusuna yukarıya doğru getiriyorum böyle. Yani bunların mesela eğitimini, kursunu tabii ki alalım. Ama yine de düşünüyorum hakikaten bunları yapmışız. Tabii yani ne yaparsanız çocuğunuzu elinize aldınız, kremi sürersiniz. Sürerken, böyle yapamazsınız da ya böyle elinize geçirirsiniz. Kıvrıntıları vardır her yere gelmek için. Elini sürersiniz, parmak aralarını sürersiniz. Sonra bir sırta süreriz değil aynen mi? Aynen öyle. İşte gövdesini bitirdiğinizde böyle kalp kalp yapmazsınız da belki dairesel masajlar yaparsınız. Bu da kabuldür esasında. Yani mesele burada bebekle anne ya da babanın da babaların da yapmasını da tavsiye ediyorum ben. Evet, bebekle o önemli. Baba arasındaki bağı güçlendirmek. Gövdeyi bitirdikten sonra o sırt masajını yaparken de eğer küçük bebekse bir yükselti yapıp böyle biraz yüksekte tutmak, hafif bir meyil bırakmak da iyi olabilir. Ya da yerde oturuyorsak
Bacaklarımızı böyle üst üste koyup şöyle örtüyü koyduğunuzda bebeğiniz şöyle dursun üstünde. Hmm, bacaklarımıza koyabiliriz. Evet, bacaklarımız öyle olduğunda küçük bebekler kendilerini bırakıyorlar. Görecekler zaten nasıl rahatladıklarını. Evet. Burada yine sırt masajına, sırt masajına geldik. Geldiğimizde elimizde ya güzelce yine ıslattık. Oh ya, şu masaj kime yapılsa uyur. Evet. Bundan sonra uyumasını bekliyoruz bebeklerin. Evet, temennimiz o. Evet. Dokunduk yine. Yukarıdan aşağı küçük küçük dairesel masaj, geliyoruz aşağı yukarı. Sonra küçük küçük dairesel masajlar yapıyoruz. Sonra poposundan tutup yukarıdan aşağıya doğru getirdim. Ayaklarına geldiğimizde yukarıdan ayaklarına doğru getiriyorum. Şimdi mesela çok özür dilerim, bir izleyicimiz diyor ki 9 aylık bir çocuğu varmış, diş çıkarma döneminde olduğu için uykusuzluktan helak olduk diyor, o da ben de. Bir masajla bu diş çıkarma dönemini atlatmak mümkün mü? Mesela böyle büyüme ataklarında ya da diş çıkarma gibi durumlarda. Yani banyo her zaman için rahatlatır. Diş çıkartma dönemi zaten dişin patlayana kadar olan kısmıdır. O dönemde anne 9 aylık olduğuna göre taze soğan gibi, pırasa gibi bir şey, sebzeyi buzlukta tutup, soğuk buzdolabında tutup eline verebilir. Onun suyu onun kemirdeceği için iyi. Pırasa kalmamış olabilir ama buluyorlarsa pırasayı tercih etsinler. Ya da suluklu oyuncaklar var diş kaşınması için. Onu su buzdolabına koyup soğuk şekilde vermek lazım. O iyi gelecektir. Ama onun yanında da masaj tabii ki burada işe yarayan bir şey. Belki eliyle şuraları bastırabilir, kulağının arkalarından. Şöyle buralara doğru ben masaj yapılabilir. Evet. Ama direkt masaj vücudunu rahatlattığı için rahatlatabilir. Yani dişindeki o gerginliği daha soğuk uygulamalar. Dikkatini dağıtarak belki, evet, değil mi? Evet, başka yere odaklanarak. Bir de zaten düşündüğünüzde vücudunuzu iyice gevşettiğinizde vücudunuzdaki bir yer ağrıyorsa bile kendinizi rahatlatmış ve iyi hissetmiş olursunuz. Evet. Peki biz masajımızı bitirdik işte böyle sırttan, bacaktan, bazen dışarı doğru enerji yatarak, bazen de içeri vererek doğru. Güzel bir şekilde bebeğimizi rahatlattık. Uyumasını bekliyoruz artık. Evet, bu saatten sonra uyuması hepimizin temennisi tabii. Evet. Ama yani siz bu şeyden sonra emziriyorsanız güzelce emzirmek. Emzirdikten sonra da böyle tam uykuya dalmak üzereyken yatağına yatırmak çok önemli. Çünkü uyku eğitimcileri bunu daha da güzel anlatıyorlar ama şöyle söyleyebiliriz. Eğer bebek anne memesinde uyuyakalır orada ve başka bir yerde uyandığı zaman şöyle gibi düşünün. Bebekler şöyle algılıyor. Siz burada koltukta uyuyakaldınız. Ben de sizi uçakla aldım, Ankara'ya getirdim. Bir otelin lobisinde çok güzel bir yerde. Ama açtığınızda şok olmaz mısınız? Bebek aynı bunu yaşıyor. Evet. O yüzden annelere tavsiyem, emzirdikleri zaman kendini bıraksan bebeği yatağa koyup yatakta pışpışlayıp devam uykuya dalmalarını sağlamak. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz ben katıldığınız teşekkür için. Çok uykuyla ilgili de tüyolar aldık. Yine bekliyoruz inşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok evet, sağ olun. Esra Ertuğrul'la beraberdik sevgili izleyiciler. Bu bölümde az sonra yeni doğum yapacak anneler ekran başına hastane çantası hazırlayacağız. İçinde neler olmalı, bizden ayrılmayın. Ama bizlerde bu iki tane SMN birgenin bir tanesi yok. Yeni doğmuş bebeğimizde anneleri en çok korkutan yer göbek bağı. Ama şu mafine yiyip aman ne yedim ki canım deyip arkasına yine bir şey yiyebilirsiniz. Tabii. Bu şekilde daha bizim gibi bu şekilde hareketlere geçmedi. Şöyle tutacak şekilde güzel bir banyo yapalım mı? Soğan koyduk, yaban mersini koyduk, çörek otu koyduk, bal ve pekmez koyduk. Gitmiş almış çocuğun bezini. Bunu biliyor musunuz? Bundan evin her tarafında var diye başladı. Gizem Köseoğlu Yılmaz bizimle beraber. Bu bölümde sevgili izleyiciler hastane çantası hazırlayacağız. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. En önemli sorunsalımız, aslında sorun da demek istemiyorum ama çok büyük bir heyecanla ne zaman hazırlamalıyım? 2 ay kala mı, 3 ay kala mı? Ne zaman hazırlayalım? Şöyle 34. hafta gibi diyoruz. Şimdi biz tabii hamilelikte hep haftalar konuştuğumuz için. Şu haftayı ben çözemedim. Başımdan geçmesine rağmen ne kadarlık çocuğunuz? Ben hemen ay söylerim mesela. Böyle 32 hafta deyince kaç oluyor yani falan. Ben çözemedim.
bilemedim onu gerçi. 34 hafta yani. Evet. Yani şöyle artık 7. ay, 8. ay yani evet. Ya çünkü şöyle bunun nedeni şu. Bir kere her şey yolunda gidiyor olsa bile anne artık belli bir haftadan sonra hani bunu uzmanlarımız daha iyi bilecek ama belli bir haftadan sonra artık böyle yorulmaya başlıyor. Evet. Artık bazı şeylerle uğraşmak istemiyor. İşte ne bileyim daha dinlenmek istiyor. Dolayısıyla o hazırlıklarımızı 34. hafta gibi tamamlarsak daha rahat, daha keyifli olur sonraki süreç. Hı hı. 34. hafta gibi diyorum. Şimdi nereden başlayacağız? Evet, nereden başlayacağız? Şöyle, çünkü bazı anneler görüyoruz 5 tane zıbın, 4 tane battaniye, değil mi? Böyle abartma, 3 tane pijama, evet, kendine. Evet. Çok fazla abartmayacağız. Şöyle, çünkü bilemiyorlar. Yani önlerindeki süreci kestiremiyorlar. Ya lazım olursa. Evet, ya lazım olursa, ya onu kullanmak istersem gibi. Hı-hı. Şimdi bu benim yanımda mesela ufak bir çanta var şu anda. Ufak? Ama neye göre ki? Yani, bana hiç ufak gelmedi. Böyle ufak bir çanta var ama bazen de işte en büyük boy bavullarla giden annelerimiz oluyor. İşte 3-4 tane bavul tercih edenler oluyor. Oo. Ben hep şunu söylüyorum. Biraz ne istediğimiz ve neye ihtiyacımız olduğu ile ilgili. Çünkü bazı annelerimiz işte maşalarını bile yanında götürüyorlar. Saç maşalarını. İşte tonikler, işte temizlemek için makyajlarını ya da işte makyaj yapmak için malzemeleri. Ne istiyoruz? Önemli olan o. Ama ben hep şunu söylüyorum. Lütfen listeler çok fazla. Yani bakıyorsunuz internette çok fazla hastane çantası listesi var. Ama bunu belirlerken bence şunu yapın sevgili anneler. Önce hangi hastanede doğum yapacaksak o hastaneye gidelim. Hmm. Evet. Yeni doğan bakım bölümüyle görüşelim. Diyelim ki siz bize neler veriyorsunuz doğumdan sonra? Evet, doğru, onu öğrenmek lazım. İşte bebek bezi veriyorlar mesela. Hı hı. İşte giydiriyorlar. Evet, giydiriyor. Bazı hastaneler mesela diyor ki hayır benim zıbınımı giyeceksin. Başkasını kabul etmiyorum. Anca hastaneden çıkarken kendi kıyafetlerini götürebilirsin diyor. Evet. Onun dışında işte göğüs ucu kremini veriyor. İşte göğüs pedini veriyor, hasta pedini veriyor kanamalara karşı. Onun dışında diğer birçok aslında ürünü veriyor. Önemli olan nokta bunları siz kullanacak mısınız? Şimdi mesela bazı annelerimiz de diyor ki hangi markayı kullanıyorsunuz? O markayı ben bebeğime kullanmak istemiyorum. Ben kendi ürünümü kullandıracağım. İşte bebek bezi olsun ya da işte losyon olsun vesaire. Bunların hepsini aslında listeleyip kendimize çıkarttıktan sonra benim neye ihtiyacım var? Benim çocuğumun neye ihtiyacı var? Bunu çıkartmamız ve sonrasında o çantanın boyutunu artık karar belirlememiz vereceğiz. Önemli. Evet. Açalım o zaman yavaş yavaş. Açalım. Şimdi bu bir hastane çantası. Evet. Bir anne doğuma giderken yanına alacak. Aynen. İçi tam. Neler çıkacak içinden? Şöyle neler çıkacak? Fazlalar da var. Pardon, tamam. Fazlalar da var, eksikler de var aslında. Tamam. Şimdi öncelikli olarak başlayalım. Tabii şöyle bebek kıyafetlerinden başlayalım. Evet, bebeğimiz için ne koyacağız? Bir adet yeni doğan pamuklu. Evet. Bu zıbın da değil herhalde, değil mi? Değil, aynen ayrı. Öyle. Ayrı. Neden bu ayrı? Ayrı. Özel şöyle bir bu seçenek. Hayır, var. Yok. Birçok seçerek getirdim aslında yanımda. Hı-hı. Bu tamamıyla annenin nasıl giydireceği, nasıl kolay hani hı-hı, bebeğini rahat giydireceğiyle ilgili. Çok tatlı bu ya. Tercihlerden bir tanesi çorabı aslında. Çorabı ve şapkası. Şapka olmasına evet, dikkat edelim yeni doğanda. Evet, hep evet, evet. Yani hı-hı, hemşirelerimiz de aynı şekilde söylüyorlar. Özellikle evet, ilk günlerde kullanması gerekiyor. Hı-hı. Şimdi onlar mesela patikli değil. Evet. Altı. Bu da patikli değil. Hı-hı. Muhakkak bir çorapla desteklememiz gerekiyor altını. Bu erkek olursa diye. Tabii. Bu kız olursa. Renklerini de getirdik. Aa, çok tatlı. Evet, evet, evet. Şöyle iç zıbınımız var yine. Evet. Ondan sonra böyle bir patikli kaç tane olsun yeni doğan kıyafeti? Yani şöyle bir dediğim gerek, gibi yani 3 tane gibi götürelim yanımızda ama hastaneye de bağlı dediğim gibi veriyorsa ya. Çok çeşit var zaten biliyorsunuz evet, bebekler için. Şöyle eldiven de yine ekstra kullanabilirler evet, bebeğimizin ellerini koymak için. Hı-hı. Ya da bazı tekstil ürünlerinde özellikle yeni doğanlarda hı-hı, şu şekilde bir bölümü var. Eli kapatan. Evet, eli kapatıyor. Hı-hı. İsterseniz de açabiliyorsunuz. Böyle. Bu neyi sağlıyor aslında? Eldivenin düşmesini engellemiş oluyoruz. Evet, kaybolmasını düşüyor, engellemiş oluyoruz. Evet, doğru, evet, doğru. Bu şekilde göründü. Tercih edebilirsiniz. 3 tane maksimum koyabiliriz. Evet. Çantamıza. Öncelikle tabii bebeğin ihtiyaçlarını koyacağız. Şapka evet, olmasına da dikkat ediyoruz mutlaka. Evet. Bebek için başka neler koyacağız çantaya? Çoraplarımız yine çorap koyabiliriz. Evet, yine tekstil hı-hı kısmında. Şu kadar mı oluyorlar gerçekten? Ay, evet. Ya, o bile bazen büyük gelebiliyor. Şimdi böyle hamile izleyicilerimiz var. Mesaj atmışlar akşam. Çok ihtiyacım var bu programa diye. Ya, ne koyacağız? Şöyle yine ya şimdi hep söyledim hani yine hastaneye bağlı bir şey ama losyonumuzu yine
yanımızda götürebiliriz. Hı-hı. Bebeğimizden eğer losyonlanmaya ihtiyacı varsa diyelim. Tabii ne kadar kalacağımızı da bilmiyoruz, evet, hastanede. Evet, bir de şöyle, belki iki, belki üç. Artık biliyorsunuz doktorlarımız da ikiye bölündüler. İşte çocuk yıkanmalı ilk gün ya da aynen ikinci öyle. Gün ya da işte göbeği düşene kadar yıkanmamalı. Ne yapılacağına da bağlı. Belki losyon ilk hafta hiç kullanmayacağız. Yani ama yine biraz... de bulunsun diyorsunuz. Tabii. Tamam, çantamızda evet, olsun. Bu alışveriş kısmı gerçekten çok kafa karıştırıcı ama değil evet, mi böyle? Evet, evet. Ama siz en zevkli yerindesiniz. Çünkü başkası için alışveriş yapıyorsunuz. Evet. Başkası için yaparken hiçbir sorun yok zaten. Onu al, bunu al değil evet, mi? Evet, ama evet, kendin evet. için. Islak pamuk mendilimiz. Şimdi, yeni doğan. Yeni doğan, evet. İçerisinde hiçbir şekilde alkol ya da herhangi bir ekstra madde içermemesi gerekiyor. Özellikle yeni doğan dönemi için. Ya da ıslak pamuk ve saf su kullanabiliriz. Yani pamuk ve saf su kullanabiliriz. Bu tamamıyla evet. ailenin tercihi. Islak mendilimiz de olmalı evet. hastane çantamızda. Evet. Ölçülerimiz. Başka ne olmalı? Yine bebek için. Battaniyeler, örtüler. Evet. Bunlar da tabii böyle yaz ya da kış fark etmez. Kalın olmamasına, evet, hafif evet, olmasına evet, evet. dikkat mutlaka, edeceğiz. Mutlaka. Pamuklu. Mesela bu yumuşak pamuklu penye. Penye ya da işte her neyse. Bu açık ya kapalı ya sorunsalım var benim. Bu penyeyi, penye mi ya? Penye. Evet. Ben penye diyorum. Evet, kullanacağız. Böyle yün, anneannelerin, babaannelerin ördüğü battaniyelerden kaçınalım mı? Kaçınalım. Kaçınalım. Bir süre kaçınalım. Alınmasınlar evet. ama kaçınalım. Çok ağır onlar evet, da. Yani evet. bir yeni doğan için özellikle. Aynen. Bunu da böyle koyuyorum. İşte hastane çantamızın olmazsa olmazları. Evet, bitti mi bebek doğrudur. için? Şöyle. Emzik koyacak mıyız mesela? Yani. Ya da biberon. Emzik biberondan uzak duracağız. Yani gönül ister ki hiç o tarz ürünleri kullanmayalım. Tabii. Hani çok çok ihtiyaç olduğunda artık doktor da size derse ki kullanmamız gerekiyor. O zaman kullanalım tabii ki. Evet. Bir diğer nokta ise şu. Ben çoğu anne bilmiyor aslında. Şimdi bebekler ilk doğduğunda annenin yanına getirildiğinde bir sağ tarafa bir sol tarafa yatırılır biliyorsunuz. Hı-hı. Hani böyle sırttan bir destek yaparlar. Genelde hastanede o desteği hep battaniyeyle ya da işte birkaç kıyafetle yapıyorlar. Hı-hı. Onun yerine ben diyorum ki yan yatış yastıkları var. Evde de keyifle kullandığımız. Tamam. O yan yatış yastıklarını da aslında bir çantamıza atarsak hem bebeğimiz var için mı? Daha rahat var olur. Mı? Yok ama görsellerde var. Evet tamam. İşte böyle orada. Unutulabilir. Evet. Yan yatış yastığı mesela bunu düşünmeyebilir genelde evet, anne. Evet. Aman bir eve gidelim mi bir emsin de emecek evet. mi emmeyecek mi ona göre alacağım. Yan yatış yastığı emzirme yastığıyla da karıştırılıyor ama değil. Değil. Yani hem bebeğin böyle yan yatarken yamulmamasını ve dönmemesini sağlıyor. Hem de desteklemiş oluyor sırt tarafından. Zaten çok da büyük olmuyorlar. Evet. Evet evet küçük şu boylarda. Uyku yastıklarına benziyor. Aynen öyle. Onun dışında onu tercih edebilirler. Şimdi bazı annelerde şöyle bir durum da söz konusu oluyor. Meme ucu içe dönük ya da düz oluyor. Ve anneler zannediyorlar ki ben emziremeyeceğim. Fakat öyle bir şey yok. Şöyle ürünler var. Bu ürünlerle meme ucunu dışarı çıkartabiliyorsunuz. Hı hı. Hastanede bile buna ihtiyacımız olabilir. Onun için küçük bir ürün olduğu için yanınızda götürebilirsiniz. Hastane çantasına bundan evet. da koyalım. Eğer şeyse yani hani evet, düzlük söz konusuysa hı hı. eğer değilse zaten ihtiyacımız anne yok. Anne için demektir. Olan malzemelere geldik. Evet, evet aynen öyle. Bir anne için bir pijama takımı. Tabii ki. Pijama mümkünse, ya da gecelik. Pijama ya da gecelik ve mümkünse emzirmeye uygun. Evet. Bu sorun da çok oluyor. Şimdi nereden emzireceğiz? nereden? Önden açılan ya da evet. yanlardan düğmeleri evet. olan kesinlikle. Bir gecelik ya da pijama alıyoruz. Evet. Bir tane yeter mi? Yok. Yok. Tabii lekelenebilir, kanamalar olabilir, her şey olabilir. Yani şöyle bir tane değil, iki ya da üç tane muhakkak alalım. Hı-hı. Tabii doğumun şekline de bağlı. Şimdi bir gecede kalacak olabiliriz, iki gecede kalacak olabiliriz. Evet. Dolayısıyla biraz doğum şekliyle de alakalı olduğu için adetleri ona göre, pardon, göre de belirleyebiliyoruz. Bir başka bir noktada var ki aslında hastane çantası hani yetecek mi yetmeyecek mi kısmı var ya. Ben hep şunu söylüyorum. Bir tane tam çantanızı hazırlayın. Bir de küçük yedekli çanta yapın. O yedekli çantayı da ya arabanız varsa, otomobiliniz varsa bagajına koyun ya da evinizin herhangi bir köşesinde bekletin. Acil bir durum, hani ekstra bir şeye ihtiyacınız olduğunda hemen ailenizden birine dersiniz ki hemen o çantayı al gel. Evet. Şimdi diğer türlü işte üçüncü çekmecenin sağ tarafındaydı. İkinci çekmecenin seleler var bir doğsa taçlarımız. Yeni doğdu evet. Kurdele ya da taç. Evet.
pijama, işte onun yanında işte tarak, fırça, böyle şeyler evet. Anneler koyuyor zaten. Yani dediğim gibi artık ne istiyorlarsa. Yani hani şimdi bazen normal doğumda alınacak şeyler de oluyor. Onları doğalalar daha hani net biliyorlar. Hı-hı. İşte doğum rahatlatıcı ürünler. Onlar da tabii ekstra. Yani dediğim gibi artık nasıl bir doğum şekliniz varsa ve nasıl bir kişiliğiniz varsa çantanızı da onlar belirliyor evet. Bir şekilde. Süt pedleri, süt pedi mi deniyordu? Hani işte o mesela çok önemli. Evet, evet. O hemen kullanılmaya başlanıyor gerçekten. Eğer tabii annenin hemen sütü geliyorsa. Evet. Ne deniyordu bunlara? Göğüs pedi. Göğüs pedi, evet. Emzirmeden sonra memeden süt gelmeye devam ettiği için onu evet. Çamaşırı desteklemek için kullanıyoruz. Evet. Çok da pratik, hijyenik, hı-hı. Temiz oluyor. Aynen. Değil mi? Bunlardan mutlaka bulunduralım evet. Sevgili anneler çantamızda. Başka ne lazım? Şöyle şimdi çok sorulan bir soru var. Göğüs kalkanı ve göğüs ucu almalı mıyım? Şimdi göğüs kalkanı ile göğüs ucu aslında her annenin kullanacağı ürünler değil. Dolayısıyla hastane çantanıza mutlaka koymalısınız gibi bir şey söylemiyorum. Bence konulmamalı. Şimdi göğüs kalkanı göğüsle tekstil ürünü arasında bir kalkan oluşturuyor aslında. Hem de eğer çok fazla süt geliyorsa orada biriktirmeye yardımcı oluyor. Belli bir alanı var, haznesi var. Ama şöyle o tarz ürünler zaten artık eczanelerde var. Her eczanede var. Dolayısıyla bir ihtiyacımız söz konusu olursa hastanelerin de karşısında artık 1, 2, 3, 5 tane tabii, eczanemiz eczane var. Dolayısıyla bir acil durumda hemen bir yakınınız gidip alabilir. Yani çantaya koymaya çok da gerek yok. Evet. Başka da unuttuğumuz bir şey olmadı herhalde. Evet. Bir bebek için gerekli olan en önemli şeyler yeni doğan zıbınları, kıyafetleri, evet. Battaniye, şapkalar ve patikler. Evet. Bunlar olursa zaten gerisi dediğiniz gibi her yerde eczane var. Evet. Oralardan edinebilir. Kısa bir ara verelim. Okay. Devam edeceğiz. Tamam. Reklamlardan sonra ben anneyim de buradayız. Ekranlarını yeni açanlar hoş geldiniz. Kartımı arıyorum bir tarafta. Evet, bugün konuğum emzirme eğitmeni, bebek alışveriş koçu Gizem Köseoğlu Yılmaz'la beraber. Ne yaptın geldin evet. Çok teşekkür peki, ederim. Peki hastane çantası hazırlıyoruz biz. Evet. Hastane çantamızda neler olmalı dedik. Olmazsa olmazlarımız masada görüyorsunuz. Nelerdi? Toparlayalım. Bebeğimiz için kıyafetlerimiz, zıbınlarımız, ondan sonra bezimiz, losyonumuz, örtümüz. Anne olmalı. İçin evet olmalı. Anne için göğüs pedi, kıyafetlerimiz, işte geceliğimiz ama emzirmeye uygun ürünler. Onun dışında tabii ki ihtiyacına yönelik diğer bakım ürünleri kendisi keyifle seçebilir. Emzirme südyeni, emzirme atleti tercih edilebilir. Evet, o da yine hani rahatlığımıza önemli. Bağlı. Onun dışında bebeğimiz için bezimiz vesaire. Yine dediğim gibi öncelikle doğum yapacağımız hastaneye gidiyoruz. Ve o hastanenin bize neler verebildiğini soruyoruz. Ona göre çantamızı hazırlıyoruz. Evet, teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyoruz. Evet. Bundan 10 yıl önce doğum yapanlar da yoktu belki ama benzer şeyler var mıydı bilmiyorum. Göğüs ucu içeride olan anneler için evet. Böyle küçük minik güzel aparatlar çıktı. Bunlardan da çantada bulundurabilirsiniz ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız. Evet. Mesela bu çantalara sağma makinesi koyan da var değil mi? Hemen böyle ilk gün sütüm gelmezse diye bebeğe süt verme açısından öneriyor musunuz? Şöyle hiç gerek yok çünkü hastanelerde süt sağma makineleri var. Evet. Eğer bir ihtiyaç söz konusu olursa onlar zaten size temin ediyorlar. Hı-hı. Onun için koymaya gerek yok. Çok güzel kullanılan bir şey daha var. Yine çok ihtiyaç duyulan sevgili evet. Anneler. Evet bunu göstermedik. Ağız, aynen öyle. Ne kadar, ağız bezimiz. Sizin de herhalde değil evet, mi? Evet evet yani ben şey yapıyorum. Hani bulunduruyorum evde ki böyle... kullanabilelim diye. Şimdi bu ağız mendili hem süt için süt akması durumunda kullanılabilir. Hı-hı. Hem de misafirler geliyor ve bebeği kucaklarına almak istiyorlar. Dolayısıyla